Webtekno olan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün masamızda öğrencilere özel vergi indirimli bilgisayar uygulamasıyla satın alabileceğiniz HP'nin bir laptopu var. Modelin tam ismi çok uzun arkadaşlar. O yüzden açıklama kısmına yazdık. Direkt oradan copy paste edip bakabilirsiniz. Ürünün fiyatı son 6 aydır 9.000-10.000 arasında seyrediyor arkadaşlar. Umarım bir süre daha beklenmedik bir fiyat artışı yaşanmaz. Arkadaşlar videoyu bölüyorum ama bu videoyu çekerken bir talihsizlik yaşadık. Videoyu çektiğimiz tarihte bilgisayarın fiyatı 9.499 liraydı. Yani vergi indirimine giriyordu. Biz de ona göre videoyu hazırladık. Ancak videoyu yayına girdiğimiz gün yani alt tarafı 2 gün geçtikten sonra bilgisayarın fiyatı bir anda fırlayıverdi ve 11.499 liraya çıktı. Yani maalesef vergi indiriminden bu bilgisayar özelinde faydalanamıyoruz. Ama en azından videodan şu dersi çıkarabiliriz. Bu fiyat bandında satılan bir laptopla ne yapılabilir? Yani mesela GTA 5 oynatır mı? Ya da günlük kullanımda öğrenciyseniz işinize yarar mı? Gelin isterseniz onları da videonun devamında birlikte görelim. GTA 5 biraz ağladı. Yapacak bir şey yok, canımız sağ olsun. Yakından incelemeye başlamadan önce peşin peşin söyleyeyim dostlar. Bu bilgisayarla grafikleri yüksek oyunlarda uçup kaçmak, yüksek performans isteyen işler yapmak tabii ki mümkün değil. Ama bunları yapabileceğimiz bilgisayarların fiyat aralıklarını az çok hepimiz biliyoruz. O yüzden böyle bir beklenti de yoktur diye tahmin ediyorum. Yine de biz oyun performansına bakacağız. Birkaç oyun oynayacağız ama bu beklentiyi baştan ayarlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Kısaca vergi indirimli cihaz uygulamasından bahsedeyim arkadaşlar. Geçtiğimiz haftalarda bu konudaki bütün detaylar netleşti. 9500 TL'ye kadar olan bilgisayar, cep telefonu ve tabletlerde maksimum 5500 TL devlet desteği olacak. Bu uygulamadan yararlanabilmek için aldığınız cihazın sıfır olması ve faturasının sizin adınıza kesilmiş olması gerekiyor. Satın aldıktan sonra Genciz Biz platformu üzerinden e-devlet bilgilerinizle giriş yapıp başvuru adımlarını takip etmeniz gerekiyor. Başvurunuz onaylandıktan sonra da telefonlar için nihai satış bedelinin %44,4'ü, bilgisayar için ise nihai satış bedelinin %16,66'ı IBAN'ınıza gönderiliyor. Şimdi gelin isterseniz bilgisayarımıza geçelim. İlk olarak cihaz 15.6 inçlik oldukça hafif bir bilgisayar. 1.69 kilogramlık bir ağırlığı var ve bu da taşıma kolaylığı açısından avantaj tabii ki. Okulda sürekli hareket halinde olabiliyor insan. Yani işte sınıftan sınıfa geçeyim, amfiden kantine, kantinden bir yerlere geçeyim falan derken oradan oraya taşınma konusunda rahat ettirecektir sizi. Tasarım da oldukça klasik bir tasarım. Yani genel görünüş itibariyle modern ve sade diyebilirim. Tabii öyle premium bir tasarım ve hissiyat beklememek lazım arkadaşlar. Kenarlarında 3.5 mm jack girişi, 2 tane USB-A girişi, 1 tane Type-C girişi ve HDMI girişi var. Aynı zamanda bir tane de SD kart girişi yer alıyor. Yani bu noktada tüm ihtiyaçlarınıza cevap veriyor. Ayrıca çerçevede bir de 720p'lik HD bir kamerası var. Online derslerde falan rahatlıkla işinizi görecek bir kamera. Yani performansı da bu fiyata göre bence fena değil. Yani bir toplantı olur ya da bir ders online meeting tarzında sizi idare eder. Ekranına baktığımızda ise 1920x1080 çözünürlükte 250 nit Full HD IPS ekran görüyoruz. Ekranda bir de yansıma önleyici panel var. Bu yansıma önleyici panel ekranı güneş altında daha net görebilme noktasında etki ediyor tabii ama yine de sıfır yansıma diyemeyiz açıkçası. Zaten 250 nit olduğu için güneş altında çok da bir şey beklememek lazım aslında. Donanım tarafından bahsetmeden önce bir oyunları görelim bakalım. Oyun testimize 10 yaşını doldurmuş GTA 5 ile başlayalım. 1080'de 30 FPS verdi ama oyundan keyif almanız için 720p'de oynamanız lazım arkadaşlar. Çünkü her ne kadar 1080'de idare etse de 720'de çok daha akıcı oynatıyor. Bir de streyi düşük ayarlarda bir deneyelim. Belki bir ihtimal oynatır diye grafikleri 1080'e aldım ama maalesef 15-20 FPS verdi. O yüzden 720'ye çektim. Orada da 40-45 FPS arası oynatıyor dostlar. Rahat oynatmıyor ama hiç yok. İyidir açıkçası. Yani şöyle çok kasmasın, güzel vakit geçirsin diye bir de Euro Truck'a denedik. Oyun bize yüksek grafiklerde 20 FPS veriyor. Her ne kadar grafikleri öne çıkan bir oyun olmasa da 20 FPS keyif vermiyor. O yüzden orta grafiği alıp 30 FPS almak bence daha mantıklı. En azından daha akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Durum böyleyken bu laptopta FPS oyunu oynamanın zor olduğunu bilsek de aklımız kalmasın diye son olarak bir de CS2 açalım dedik ve laptop bizi yanıltmadı dostlar. Genelde 20-30 FPS arası aldık. Yani FPS oynamak bu bilgisayarla pek olacak iş değil. Yani biz yine de bir gösterelim dedik. Şimdi isterseniz donanımla devam edelim. İşlemci tarafında bizi 12. nesil Intel i3 işlemci karşılıyor. Güncelliğini hala çok yitirmemiş, günlük işlerinizi rahatlıkla halledebileceğiniz, performans noktasında sizi gün içinde yarı yolda bırakmayacak bir işlemciden bahsediyoruz. İşlemciye 8 GB DDR4 3200 MHz RAM eşlik ediyor ve bilgisayarın depolama alanına baktığımızda da 256 GB'lık bir SSD görüyoruz. Bence 9500 liraya güzel bu arada. Bu değerlerde yine günlük kullanımda bir öğrenci için gayet yeterli olacaktır. Belki gelecekte SSD'yi yükseltmeniz gerekir. İşte sunum hazırlamak, ödev yapmak, bir şeyler izleme gibi aktiviteler için rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir sistem bu. Batarya tarafı da tabii ki önemli oluyor epey. Yani kağıt üstünde HP'nin verdiği süre yaklaşık 7,5 saat. Ama bu değer tabii ki kullanımdan kullanıma çok fark ediyor arkadaşlar. Benim bilgisayarı kullandığım süre boyunca gördüğüm kadarıyla bir şeyler izlerim, okurum, yazarım derseniz 2-2,5 saat içerisinde şarja takmanız gerekebilir. HP bilgisayarda hızlı şarj desteği olduğunu söylüyor ve 45 dakikada %50'lik bir dolum oranı veriyor. Bu oran güncel ve üst segment bilgisayarlar
bilgisayarlarda genelde yarım saatte %50 seviyesinde ama bilgisayarın sınıfını, fiyatını da düşününce fena bir oran değil diyebiliriz rahatlıkla. Son olarak işletim sistemi konusunda düşünmek lazım. Bilgisayar FreeDOS olarak geliyor. İstediğiniz işletim sistemini tercihinize göre seçip kurulum gerçekleştirebilirsiniz. Ben bilgisayarı incelemeden önce biraz bu tarafı da araştırdım dostlar. Windows 10 kurun daha stabil diyen de vardı. Windows 11 kurun onun sürücülerinde sıkıntı çıkıyor diyen de vardı. Ben denemek için direkt Windows 11 kurdum ve performans noktasında beklenmedik bir sıkıntı yaşamadım. Bilgisayarın kağıt üstündeki detayları böyle arkadaşlar ama gelin şimdi bu bilgisayarla ne yapılır, ne yapılmaz, alınır mı, alınmaz mı biraz da bunları konuşalım. Eğer sinema, televizyon gibi, grafik gibi, mimarlık gibi yoğun program kullanımı gerektiren bir bölümdeyseniz bu bilgisayar sizi zorlar. Yani yavaş sonuç alabilirsiniz, ısınma sorunları yaşayabilirsiniz. Ya sonuçta o bölümlerde çok daha ağır programlar kullanılıyor. Ama eğer dümdüz sunumlar hazırlayacaksanız, ödev ve araştırma yapacağınız, bir şeyler izleyebileceğiniz bir bilgisayar kullanımınız varsa gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz bana kalırsa. Hatta girip bir iki el oyun da atarım derseniz onu da yapabilirsiniz. Ama en baştan da söylediğim gibi bu bir oyun bilgisayarı değil. Dolayısıyla o yüzden bir oyun performansı beklemek de mantıklı değil. Bunun dışında genel olarak bu fiyata üstüne bir de vergi indirimiyle alabileceğiniz en iyi seçeneklerden olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer alma düşünceniz varsa zam gelmeden bu fiyat sınırındayken bir göz atın derim dostlar. Sorularınız varsa da bize yorumlar kısmında iletebilirsiniz. Atladığımız bir durum varsa lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Ben denerim sizin için. Ya boşuna para harcamayın hiç. Aynı zamanda böyle acaba alsam mı, nasıldır diye düşündüğünüz başka ürünler varsa da onları da yazın. Sizin için incelemeye çalışalım. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.